Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Salih Zeki Yıldız, bitkilerin mineral ihtiyacını karşılamak için kullanılan fenol maddesi içermeyen yerli mikro besin gübresi imal etti. Yıldız, tarım kimyasalları üzerine Ar-Ge araştırmaları yapmak için Sakarya Teknokent içinde KOSGEB destekli kurdukları şirkette ithal edilen ve içinde fenol bulunan gübre üzerinde çalışma yaptı. Bitkilerin mineral ihtiyacını karşılamak için toprağa verilen demir, mangan, bakır, bor ve çinkodan oluşan mikro besin elementlerinin içinde zehirli madde içeren fenol olması üzerine Profesör Doktor Yıldız yeni gübre üretmek için çalışmalara başladı. Profesör Doktor Yıldız, bu tür bileşiklerin Türkiye'de üretilmediğini, çoğunlukla ithal edildiğini ve bu bileşiklerden bazılarının üretimi sırasında fenolden yararlanıldığını anlattı. Ürünün patent sürecinde olduğunu aktaran Salih Zeki Yıldız, ortaya çıkan bu yapının diğer moleküllere göre daha güvenli olduğunu, bunu da Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı. Ürünün amino asit yapısında olduğu için herhangi bir zehirli unsur içermediğini belirten Yıldız, toprağa zarar vermeyen bir yapıda ve doğal bir unsur olduğunu vurguladı. Fenol, yapılan araştırmalarda toksisitesi yüksek toksisiteye sahip bir bileşik olarak biliniyor. Bu uygulamalarda bu tür bir zehirli etkisi olan bileşiğin gübreyle birlikte toprağı kirletmesi söz konusu. Ve bitkilerde ve insanlarda da farklı anomaliler meydana getirebilecek bir yapısı var. Zararlar verebiliyor, ödemler oluşturabiliyor. Etkinliği düşük olan bir molekül olan etilen diamin tetraasetik asit karşımıza çıkmıştı. Özellikle etkinliğinin düşük olması sebebiyle bu son zamanlarda terk edilmişti. Ancak biz yapmış olduğumuz çalışmalarla, yapmış olduğumuz kompleksleşme çalışmalarında bunların etkinliklerini yukarı çıkardık. Şu anda bilinen, dünyada uygulanan moleküllerin durumuna getirdik. Bugün dünyada bilinen ve etkinliği yüksek şelatlayıcı ajanlara alternatif bir yapı ortaya koymuş olduk. Bu güvenlik açısından diğer moleküllere göre daha güvenilir. Çünkü uzun süredir kullanılan ve bilinen bir molekül. Bunu da ülkemize kazandırmış olduk. Diğer bir etkisi ise amino asit yapısında olduğu için hiç herhangi bir zehirli bir unsur içermiyor. Toprakta bu zehirle hiç etkisi olmadığı için tamponlama etkisi de var. Toprağa da zarar vermeyen bir yapısı var ve doğal bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.